yabancılarla alakalı bu yolu kapattığını iktidarın ifade etmesi lazım. Hangi yolla olursa olsun. Artı istisnai yolla vatandaşlık kazanmaya dair de. Yeni bir istatistik bilgiyi bir arkadaşımız paylaştı. Bunlar son derece kaygı verici şeyler. Gerek gayrimenkul alımıyla gerek istisnali yolla ama kanunun ötesinde bir genelgeyle bunu biraz daha genişletmişler görünüyor ki şu an itibariyle bir eski bir milletvekili ve bir hakimlik yapmış bir büyüğümüz paylaşmış sayıyı sizinle paylaştığımda emin olun Halk TV izleyicileri de büyük bir şaşkınlığa uğrayacaktır. Çünkü 2 yıl içerisinde 1 milyon 792 bin yabancı kişiye vatandaşlık verilmiş diyor. Vahim bir durum. Ha bu bilgi belki düzeltme ihtiyacı duyabilir. Dört dörtlük belki tam veriler doğru olmayabilir. Ama bunu paylaşan bir milletvekili ve hakimlik yapmış şu anda avukatlık yapan evet. bir büyüğümüz paylaşıyor. Eğer bu veri doğruysa 1 milyon 700 92 bin kişiye vatandaşlık. Bu son derece korkunç bir rakam. %3'e tekabül ediyor nüfusun. Nüfus ve vatandaşlık işleri veya İçişleri Bakanlığı bu bilgi doğru değilse bunu düzeltebilirler. Ama burada şunu öncelikle bizim görmemiz lazım. Akılcı, tutarlı ve bütüncül bir politika ile etkin bir diplomasi ile bu işi ancak çözebiliriz. Şimdi biz diplomasi yollarını ortadan kaldırırsak, sadece popülist söylemlerle bu işin çözümüne dair adım atacağız derseniz bu bir saman alevi gibidir sonrasında netice alamadığınız zaman daha büyük yaralar açar. Bizim Deva Partisi olarak en büyük kaygımız da bu. Evet. Bu ülkede daha büyük yaralar açılmadan bu meseleyi bir devlet projesi olarak görüp iktidarıyla muhalefetiyle el birliğiyle bu cenazeyi ortadan kaldırmamız lazım. Aksi takdirde dün yapıldığı gibi paratoner görevi yapacağım derken kendi tabutuna bir çivi çakmasının Sayın Bakan'ın hiçbir anlam ve esprisi yok. Evet. Şimdi e Başka bir konuya geçeceğim. Mişer ve hazır buraya stüdyoya kadar gelmişsiniz. Ee, Altın masayı konuşmazsak olmaz. 29 Mayıs'ta Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde dördüncü kere toplanacak. Davutoğlu İsmail Saymaz'a konuştu bugün. Iz okuyabildiniz mi bilmiyorum. Bir... Kısmen baktım, evet. İsmail Saymaz'ın Twitter hesabından baktım. Daha çok milletvekili çıkarmak için altılı masadaki partilerin farklı ittifaklar kurmasını öneriyor Davutoğlu. Evet. Aynı siyasi gelenekten olan Gelecek, Deva ve Saadet partilerinin ayrı bir ittifak kurmasını mümkünse ortak listeyle seçime girmesi düşüncesini savunuyor. Ne dersiniz? Şimdi Sayın Başbakan, tabii bu ülkede iktidar partisinde genel başkanlık Hı. yapmış, başbakanın yapmış bir isim. Elbette ki onun düşüncelerine saygı duymak gerekir. Ancak burada aynı düşünce, aynı dünya görüşü, aynı gelenekten gelmek doğrudur. Es zamanlı olarak bazı siyasi partiler içerisinde birlikte hareket ettik, birlikte bulunduk. Ama yepyeni bir siyasi kültür biz inşa ettik Deva Partisi'nde ve partimizde ve toplumun çok değişik kesimlerinden isimler var ve parti yönetimimizde, başkanlık divanımızda bu farklı görüş ve düşünceleri tamamen yansıtan bir yapıya sahip. Ve bu düşünce daha öncesinde de altılı masaya oturmadan önce Deva Partisi'ne iletilmiş bir düşünce idi. Ancak biz altılı masada yarınların Türkiye'sini inşa etmenin daha kolay olabileceğini, daha doğru bir yöntem olabileceğini düşünerek altılı masada tercihte bulunduk. Ve şu an itibariyle Sayın Başbakan'ın söylediği de yanılmıyorsam altılı masa içerisinde farklı bir ittifak bile oluşabilir diyor. Bunu söyleyecek ve buna karar verecek olan artık biz bu masaya oturduktan sonra tek başımıza Deva Partisi değiliz. Deva Partisi'nin organları da bu konuda tek başına karar veremez. Çünkü o masaya otururken güçlendirilmiş parlamenter sistemi bu ülkeye kazandırmak için oturduk. Ve hep birlikte o masanın etrafında belirlenecek Cumhurbaşkanı adayıyla 13. Cumhurbaşkanını seçme iradesiyle oturduk. Dolayısıyla bundan sonra Parlamento'ya yansıyacak aritmetik güçlü bir aritmetik ne şekilde olacağını bu masanın ortaklaşa yapmış olduğu çalışma sonrasında verilecek kararla karar verilmeli. Hı hı. Bizim tek ferdi olarak, deva partisi olarak bu konuda bir görüş beyan etmiş olmamız o masanın ruhuna biraz aykırılık teşkil eder. Biz kendi ismimiz ve logomuzla seçimlere gireceğimize dair karar verdiğimiz ve kamuoyuna açıklamadan öncesinde de bu altılı masaya bu konuyu açtık ve paylaştık. Dedik ki biz ilk defa seçimlere giriyoruz. Hı hı. Kantara ilk defa çıkacağız. Vatandaş karşılığında yerimiz ne onu görmek istiyoruz. Dolayısıyla biz ismimizi ve amblemimizi bu seçimlerde yaşatmak istiyoruz. Şimdi Sayın evet. Davutoğlu'nun Davutoğlu kendi amblemiyle seçime katılacağını açıklayan liderinizle ilgili e, aslında bir eleştirel tonla işbirliğiniz evet. edilememek ve altın masada şüphe uyandırmamak gerektiğini vurguluyor. Tam tersi hı. altın masada güçlü bir şekilde işbirliğine devam edeceğimizi, her türlü müzakereye açık olduğumuzu, altılı masanın belirlemiş olduğu çalışma gruplarının tamamında yer alacağımızı, hı hı. onların belirleyeceği cumhurbaşkanına destek vereceğimizi deva partisi olarak o günkü açıklamamızda net bir şekilde ifade ettik. Ve bu yapmış olduğumuz açıklamada da kendi muhataplarımızı öncesinden biz bilgilendirdik. Biz karanlıkta ıslık çalmıyoruz. Bir kere öncelikle onu ifade edeyim. Yani bu da Sayın Başbakan bu cümleyi niçin kullandı onu bilmiyorum ama tabii ki saygımız var onun düşüncesine. Sonrasında altılı masada yan yana bulunduğumuz siyasi partiler yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda bir birlikte farklı bir ittifak olarak seçimlere girilmiş olması Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşe dair meclis aritmetini değiştirmeye yönelik daha katkı sağlayacağına dair bir veri ortaya koyarsa elbette ki onu da yetkili kurullarımızda değerlendiririz, görüşürüz. Biz hiçbir işbirliğine kapalı değiliz, hiçbir ittifaka kapalı değiliz. Biz şu an itibariyle o masada oturmamızın yegane sebebi güçlendirilmiş parlamenter sistemi ülkeye kazandırmak hı hı. ve 13. Cumhurbaşkanı'nı bu masa etrafında oluşacak ortak zeminde belirlenecek isimle taşlandırmak. Bunun için demokrasinin oyun sahası talan edilmişti. Önce onun tadilatını yapacağız. Sonra da karşımızdaki rakibi altılı masa bileşenleriyle birlikte çok güçlü bir şekilde mağlup edeceğiz. Sadece açık ara mağlup etmek yetmiyor. Aynı zamanda hakemi de yeneceğiz. Çünkü İstanbul seçimleri bize... Sadece rakibi yenmenin yeterli olmadığını gösterdi. Bir de hakemi yenmemiz gerekiyor. O da Yüksek Seçim Kurulu. Bunun için bütün motivasyonumuz bu masa etrafında oluşan sinerjiyi bozmamaya yönelik. Bizim atmış olduğumuz adımlar da bu sinerjiyi bozmamaya yönelik. Dolayısıyla biz Sayın Başbakan'ın söylemlerini burada değerlendirmek gibi bir cürete sahip olacak bir isim ben değilim ama bir partinin sözcüsü olarak şunu özellikle ifade edeyim ki bizim duruşumuz son derece net muhataplarımıza güven veren bir duruşumuz var ve altılı masanın ruhuna helal gelecek en ufak bir davranışı bizden kimse beklemesin. Burada adım atarken de oradaki muhataplarımızın tamamının bilgisi dahilinde bu adım atılmıştır ve kendi ismimiz, logomuz ve genel başkanımızın adıyla seçimlere girmek de ilk defa kurulmuş ve ilk seçimine girecek olan bir siyasi partinin de en doğal hakkıdır diye düşünüyorum. Evet. İdris Bey, şimdi Süleyman Soylu'nun dünkü konuşmalarında dikkat çeken bir bölüm daha vardı. O da şu, gazeteci Ercan Gürses, Sayın Bakan kaos planı iddiasında bir de, Osman Kavala kararı, gezinin tekrar gündeme gelmesi ve sığınmacıların üçünün tekrar gündeme gelmesi bağlantılı deniyor diyor. Evet. Ee, soylu cevap veriyor. Bir dinleyelim isterseniz. Sayın Bakan, kaos planı iddiası var bir de. Ee, Osman Kavala kararı, gezinin tekrar, e, tekrar gündeme gelmesi ve sığınmacıların üçünün tekrar gündeme gelmesi. 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız. Bağlantılı deniyor. Ercan Bey. 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız.